Burada binans duyurularından bahsediyor. Biz daha çok böyle hani saçma kripto paralardan ziyade burada da adı geçen Shiba, Doge, APT, Stax tarzındaki varlıklardan bahsedeceğiz. Gerçi şeyde APT de biraz saçma sapan bir kripto para birimi ama ne diyor? 50 kata kadar kaldıraç. Yakın zamanda Doge'u 75 kat kaldıraçla USDC'de listeledi biliyorsunuz ki Binance borsası. USDC'de ilk başta Dogecoin ve yine çeşitli kripto para birimlerini majör diye tabir ettiğimiz büyük kripto para birimlerini ilk etapta ne yaptı? USDC ile listeledi. Normalde USDC'yi delist edeceğiz şeklinde USDC'ye bir ambargo ile yaklaşmıştı adamlar ama tabi zaman içinde öyle olmadı. Şu an ambargo uygulayabilecek durumda değiller. Nitekim Solana'ya da ilk etapta hatırlarsınız. Helium neden delist edildi? Çünkü Solana'ya geçiş yaptı ve Solana tehlikeli bir ağdı. Hala öyle. Solcoin güçlüdür. Ama ne Sol ne de Solana'nın diğer tokenları uzun vadede kripto piyasasının kalıcı oyuncuları değildir. Bir gün hepsi yok olacak. Sol da bunun içerisinde. Tıpkı Shiba ve Doge gibi. Evet. Ama şu anda Binance nasıl diyeyim? Ambargo uygulayabilecek bir durumda değil. O yüzden Solana tokenlarında da fazla yüksekten uçamıyor. Solda bu sezon bayağı sağlam bir kripto paradır. Burada çok iyidir. Sol, Doge ve Shib de dahil olmak üzere bu listelemeyi yakın vakitlerde gerçekleştirdi. Öyle ki Solda yine USDC'de kaldıraçlı işlemler açtı. Hatta bunda Doge'de 75'in aksine solda tam 125 katlık kaldıraç açtı. İşte bu yüzden başları pislikten hiç kalkmıyor. Çünkü adamlar o kadar yüksek kaldıraç açıyor. Her şeyde böyle. Sadece kaldıraç olarak düşünmeyin siz bu muhabbeti. Adamlar riski o kadar ön plana çıkarıyorlar ki regülatörler de bunu istemiyor. Adamlar 3x kaldıraça müsaade etmiyor. 5x kaldıraça müsaade etmiyor. Adam 125 kat kaldıraç açıyor. Ama bu tabii ki bu kripto paralar için günün sonunda iyi bir durum oluyor. Çünkü bunlar kullanılıyor ve boğa sezonunda her zaman artan bu volatilite iyi bir durum olarak bu mevcut kripto paranın karşısına geliyor. Tabii USDC büyük bir stablecoin olarak artan kullanım ve majör altcoin'lerin listelenmesi bu noktada önemliydi. Buraya da dikkat etmek gerekecektir. Shiba ve Doge'dan bahsedersek bunlar üstüne benim yapmış olduğum açıklamalar biliyorsunuz ki birbirlerine benzer ve olumlu açıklamalardır aslında. Çünkü şeye nedir o? Hem Shiba hem de Dogecoin. Sonradan açılan kripto paralardır. Çünkü güven ortamını bunlar birer meme coin olduğu için geç oluştururlar. O yüzden şimdiki gibi düşük fiyatlarını, dip fiyatlarını değerlendirmek yatırımcısı için iyi olacaktır. Mantıklı olacaktır. Bunu da tekrardan ifade etmek tekrardan ifade etmek ve söylemek istedim. Şimdiki fiyatlara dikkat. Mesela Sol hep bahsedelim. Shiba ve Doge almak mı daha mantıklı? Bakın. Hiçbir zaman arasında bir kere bunların kıyas yapmamanız gerekiyor. Hani şunu mu alalım bunu mu? Hepsini alabilirsin farkındaysan, değil mi? Yani ona da yatırım yapabilirsin. Ötekine de yatırım yapabilirsin. O yüzden bunu bilerek hareket etmek lazım. Ona göre. Ama ben burada bir ütopyadan bahsediyorum. Bahsettiğim bu ütopyada şu. Diyelim ki işte birinden bir şey kombin yapacaksın. Doge'la Sol mu mesela ya da Shiba'yla Sol mu? Tabii ki de Shiba'yla Sol'un alınması lazım. Çünkü bunu bugün bile görüyoruz. Sol bak fiyatlar düştü. Fiyatların düştüğü noktada bile Sol kendi dibinden 10 kat yukarıda hala. 10 kat. Ama Shiba ve Doge de öyle değil. Shiba ve Doge hala ki bu anormal bir durum da değil. Shibcoin'de, Dogecoin'de şu anda kendi normalini yapıyor ve hala açılım yapmadı. Ve bu onlar için normal bir durum. Daha geç açılıp çok daha sert açılacaklar. O yüzden bakın Sol'un fırsat vermediği noktada Shiba ve Doge veriyor. Tersi zamanda da tersi olacaktır. Buraya dikkat. APT ve SDX'ten bahsediyor. Stax yine çok sağlam bir proje. Zaten Stax DWF Labs'tan da yatırım almış bir kripto para birimidir.
daha doğrusu projedir. Yanlış olmasın, STX'e 40 milyon dolar olması lazım bir yatırım girişi gerçekleşmişti. İyidir yani. Hatta yine aynı yakın vakitlerde Synthetix alımı da gerçekleştirmişlerdi. Buraya da dikkat edelim. APT, Aptos beğendiğim bir proje değildir. Bunu daha önce de dile getirmiştim. Fazla taklit, yani bir katman protokolü, mesela Solana. Ben Solana'yı çok eleştirsem de saygı duydum. Çünkü adamlar ekstremliği veriyor. Evet, Ethereum'un zafiyetleri üzerine kuruldu ve gerçekten çalışmadıklarından ve çözüm üretemediklerinden kaynaklı olarak bir gün sonu gelecek Solana'nın, belli. Ama yine de adamlar yani piyasada bir alternatif vermeyi başardı bu adamlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten de ne olursa olsun Ethereum'un bu kadar pahalı olmasından, işte sızlanan yakınanlar için Solana bir şey verdi. Ama Aptos bunu gerçekleştiremedi. Yani Aptos tokenizasyon üstüne çalışacak lan arkadaş. Yani Ripple ne yaparsa adamların aynısını yapmayın, gözünü seveyim ya. Yani ne yaparsa aynısını yapıyor. Ne yaparsa ya, biraz düzgün, özgün şey yap. APT. Ama o ne kadar agresif teşvik. Ne olacak? Bu işin sonu nereye gider bu kadar bedavacılıkla? Nereye gidebilir en fazla? Gidip gideceği yer belli işte yani. Ne denebilir ki burada? Ortalama ne olacağı belli. İş böyle giderse yani. O yüzden dikkatli olmakta fayda görüyorum ben APT'ye karşı. Nitekim ne dedik? Aptos projesi. Adamlar aşırı taklitçi. APT. Varlığı sürekli sağda solda şeye gönderiyor. İşte yok ilk yatırımcıya tahsis ettik. Yok bilmem kime tahsis ettik. Şuna tahsis ettik. Arkadaş bırak millet alsın ya. Bırak da ben girip borsada satın alayım. Lan bana göndereceksin altcoin'i bedavadan neredeyse. Durup dururken hiçbir şey yok ortada. Şuna tahsis ettik, buna tahsis ettik. Adam ne yapacak? Yani mezara mı götürecek senin gönderdiğin APT'yi? Ya bugün satacak ya yarın ya da bir sene sonra. Satacak eninde sonunda. Bırak da alsın yani adam. Alım yapsın. Bir pozitif hacim kazansın bu kripto para birimi. Buna müsaade etmiyorlar. O yüzden APT de eleştirdiğim bir kripto paradır da beğenmediğim bir kripto para. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.